Merhaba değerli kira severler. Dünden bu yana çok çok kötü günler yaşıyorum. Yani dakikalar yaşıyorum. Dün arkadaşım Gül'ün öldüğünü duydum. Çok üzüldüm, ağladım, sızladım, üzüldüm. Ölümün bu kadar kolay olmayacağını düşündüm. Sabah iş yerine gelirken jibin tekeri patladı. Onu yaptırdım, geldim. Uyandığımda İnsan denilmeyecek kadar haciz bir şey, Hülya adında pek hesaptan 1200 adet paceme mesajlar yazılmış. Yok öyle yaparım, yok beni yaşatmayacak, yok vuracak, yok bilmem ne. Sebep ne? Berkay Efendi'yi facemden engellemişim. Ben mecbur değilim kimseye kendimi, yani benim sayfamda küpürler müpürler edilmesine ya. Madem ben bu kadar önemli değilim, neden beni bu kadar tehdit ediyorsunuz? Sabah iş yerine geldim. En az 30 milyarlık yağmura karşı kapatmalarım çalınmış. Bayramın ikinci günün çalınmış galiba. Şimdi mobeseleri falan takip edeceğim. Yani polise bildirdim. Olmayacak derecede kötüyüm bugün. Sizlerden de özür diliyorum. Evet, beni böyle alışık değilsiniz bu şekilde görmeye. Değerli arkadaşlarım, Gül'le bir anım var. Size çabuk çabuk anlatayım. Dakikalar çok uzun çünkü peyse çok uzun şey olmadan. Efendim bundan 8 sene önce, 9 sene önce Bahriyeli diye bir kulüp var. Ama ben bilmiyorum. Tabii kulübü. Bir arkadaşım var Fahrettin diye. Bana diyor ki gel ille de bir Bahriyeli diye kulüp var. Gittim böyle mücra bir şey. İçeride işte transseksüel travestiler filan arkadaşlar var. Ben de o zaman 22 böyle yaşım çıkacak ortaya. Ondan sonra genç biriyim, hoşum, kenarda oturuyorum. Baktım rahmetli Gül ikide bir de bana bakıyor, ikide bir de bana bakıyor. Ondan sonra masaya dedi oturabilir miyim? Tabii ki dedi. Ben dedi bir tane bira istiyorum. Dedim ki garsona hanımefendiye bir tane bira getir, getirdi. Dedi bu gece beraberiz. Nasıl yani dedi. Benim dedi bahçeli bir evim var. Sana şimdi mangallar yakacağım, köfteler, ızgaralar. Bu gece dedi beraberiz. Anne dedim ben vejeteryanım. Dedi ki sana öyle bir salata yapacağım ki vejetaryensen peynirli efendim İtalyan bir salatası yapacağım. Dedim ben tokum. Yok dedi arkadaşıma döndü. Bu dedi ya bu dedi beni istemiyor. Ondan sonra ayol dedim nereni isteyen dedim. Ben de kadınım dedim. Nasıl dedi kadınsın? Ay dedi sen benim böyle olduğuma bakma. Ben aktifim dedi. Kız dedim senden kaçış yok mu? Ondan sonra arkadaşıma döndü dedi ki bu dedi şimdi dedi benden çıkmayacak mı? Yo dedi hayatım dedi kadın kadına nasıl yaparsınız dedi. Zaten Bursalı'dır dedi. Bunun kişi bomba atsan kalkmayı dedi. Ondan sonra ay dedi benim kuşum kalkıyor dedi. Kız dedim bula bula beni mi buldun beni mi dürteceksin yani dedim. Ondan sonra ben dedim buraya eğlenmeye geldim. Seni de arkadaş gözüyle görüyorum. Muhakkak dedim yani İstanbul'a bir girişim bir çıkışım var diyorsan ille de Bahriyeli'ye giren herkes düzülüyorsa götür düzenle beni dedim. Başladı rahmetli Gülsün. Ondan sonra dedim biz arkadaşız güzelim. Ben de romanım. Sen de romansın. Birbirimizi kolilemek yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Sonra her gördüğünde ondan sonra gelirdi seni öpeceğim. Bana sarılırdı ondan sonra. Nur içinde yatsın. Çok severdim. En son bayramdan 15 gün önce gelmiştim galiba İstanbul'a. Geldiğimde şeyde gördüm bunu. Taksim Gezi Parkı'nda işte giymiş beyaz bir etek falan giymiş. Kafasına da böyle oramanların taktığın bir tokası vardı. Kız dedim sen ne yiyorsun böyle güzelleşiyorsun anne ne yiyorsun? Söyle biz de aynısından yiyelim. Gülüştük rahmetliler. Nuru içinde yatsın. Allah öbür dünyasını cennet etsin. Öpüyorum. Sevgiler, saygılar.